Evet arkadaşlar, bugün Watch'la Watch Effect'ten bahsedeceğim. Bu ikiyi kullandıysanız zaten Watch'u biliyorsunuz. Sadece Watch Effect biraz farklı. Aslında aynı mantığı kullanıyor ama küçük bir değişikliği var. Hemen ondan da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar komponentler kısmına geliyorum. Lesson 4'ümü kopyalıyorum. Çünkü onun üzerindeki verilerle çalışacağım. Hemen hızlı bir şekilde. Ve buraya bir ifse geliyorum. Burayı da kopyalıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum şöyle. Burayı da 5 yapıyorum. Şimdi Lesson 5'imin içindeki burayı Watch and Watch Effect diyorum arkadaşlar. Lesson 5'ime geliyorum VB'nin altındaki. Şurası arkadaşlar. Burayı da kopyalıyorum. Watch and Watch Effect diyorum. Ve Lesson 4'ün altındaki değil, Lesson 5'in altındaki diyoruz. Nereyi bulamamış? Şurayı bulamadığını söylüyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sayfama geliyorum. Bakın Watch and Watch Effect bir önceki dersimizin aynısı. Tekrar komponentime geliyorum arkadaşlar. Şunları kapatayım, işim yok. Bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Burada bir liste, hemen bir filtre yapıyorduk. Olay bundan ibaretti. Hemen mesela ben burada bir değeri watch etmek istiyorum, takip etmek istiyorum. Nasıl yapıyorduk Vue2'de? Watch'un içine geliyorduk, onun değerini yazıyorduk. Burada da aynı arkadaşlar. Şuraya search olarak, mesela ben şu an bu search değerini izleyeceğim için bunu oraya veriyorum. Ve buraya geliyorum arkadaşlar. Bir fonksiyon oluşturuyorum ve console diyelim mesela. Watch diyelim hemen hızlıca. Bunu takip edelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi watch'umuz burada çalışıyor. Eğer ki ben bunun değerlerine ulaşmak istersem ne yapıyordum? New wall, old wall diyelim. Bunları da hemen konsola yapıştıralım şöyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu da bu şekilde çalışıyor. Peki diyelim ki ben birden fazla değer takip edeceğim. Hemen onu da yapalım. Buraya geliyorum. Yeni bir input oluşturuyorum. Bunun ismine de name diyelim arkadaşlar. Hatta şuraya bir tane BR koyalım. Ve şuraya geliyorum, bir tane daha oluşturuyorum. Cons name diyorum arkadaşlar, ref ve ilk değeri boş olsun. Name'i burada döndürüyorum ki yukarıda kullanabileyim. Şimdi ben burada o zaman artık bunu bu şekilde değil, bir array için alıyorum arkadaşlar ve buraya name diyorum. Şimdi burada hem search'ün hem de name'in hem new value'su hem de old value'su olması gerekiyor. O yüzden bunu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Birer tane dizi açıyorsunuz. Yani hem old ve hem new için. Şu şekilde. Buralar new value'lara ait. Yani search, new val and name, new val diyoruz. Aynı şekilde burası ne olacak arkadaşlar? Search, old val and name, pardon, old val şeklinde yapıyorum. Bunları konsola yazdıracağımız zaman şöyle arkadaşlar. Mesela buraya new val diyelim. Hemen altına bir satır daha koyalım. Buraya da old value'larını koyalım. Böylelikle iki satırda göreceğiz. Geliyorum projeme. Şimdi ikisinin değeri de yok. Mesela buraya diyelim ki izle yazalım şöyle. Çok oldu. Bakın arkadaşlar new value i, new value şu an izle oldu. Sayfayı yenileyelim. Şöyle yapalım. I, z, l, e. Bakın arkadaşlar new value'ları görüyorsunuz. Is, izle şeklinde devam ediyor. Şurada old value'ları da görüyorsunuz. Old value aslında şeyin search'un gelen old value'su. Şimdi şuraya da yazalım arkadaşlar. Mesela öğren. Bakın arkadaşlar şimdi buradan takip ettiğinizde new value o oldu. Old value'su yoktu. Şimdi new value'su öğren oldu. Bir önceki değerinde ne oldu arkadaşlar? Old value'su da o oldu. Böylelikle bu da değişmiş oldu arkadaşlar. Tekrar projeme geliyorum. Burada search old val, new val, tamam. Watch'ın hem tekli kullanımını göstermiş oldum hem çoklu kullanımını göstermiş oldum. Peki ben bunu dikkat ederseniz sayfam açılır açılmaz çalışmadı. Yani sayfamı yeniliyorum.
Bakın çalışmadı. Ben bunun o zaman çalışması için ne yapmam lazım arkadaşlar? Buraya geliyorum. Property gönderiyorum. Immediate. Bunu biliyorsunuz zaten. True diye gönderiyorum. Bakın arkadaşlar. Old value'ların ikisi de undefined olarak bana gelmiş oldu. Watch'u görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bir de neyi bakacağız? Watch efekte bakacağız. Bunu yoruma alıyorum arkadaşlar. Çünkü hani kafanız karışmasın yorum konsolda. Şöyle yapalım. Watch efekt geliyor zaten. Yukarı dağıttı. Import etti. Bu sefer bir şey dinlememe gerek yok. Sadece içindeki datalara bakıyor. Yani compute gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Bir nevi compute gibi. Ben mesela console dedim. Nokta log. Şurada search alalım. Search nokta value. Ben bu search nokta value izlemek istiyorsam bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sayfama geliyorum ve yeniledim. Bakın search value immediate true demememe rağmen çalıştı. Çünkü watch effect setup'ta hemen çalışandır. Yani şey demenize gerek yok burada immediate true. Çünkü direkt kendisi çalışıyor. Ve mesela tıklıyorum arkadaşlar. Bana değerimi gönderiyor. Çünkü o anki değerimi gönderiyor. Yani old veya new value diye mantık yok. O anki hangisi ise onu veriyor. O değeri. Watch ile watch effect'in arkadaşlar farkına gelecek olursak watch birden fazla değer alabiliyor yani ve bunları hedefliyorsunuz. Old value'sunu ve new value'larına ulaşabiliyorsunuz. Ama watch efekte buna ihtiyacınız yok çünkü içine veriyorsunuz. Yani içindeki değerin değiştiğini anladığı zaman çalışmaya başlıyor. Aynı computer'daki gibi hatırlarsanız. Başka ne söyleyebilirim bununla ilgili? Aslında temel olarak ikisi de hani böyle kullanımından bahsedebiliriz. Bir de size şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu watch'ları artık stop edebiliyoruz. Yani durdurabiliyoruz. Nasıl yapacağız arkadaşlar bunu? Şuraya bir tane buton koyuyorum. Buton şöyle yapalım. İşte click diyelim. İşte şuraya bir click event koyarım. Stop watch diyelim. Mesela artık işiniz bitti. Artık izlemesini istemiyorsunuz onun. Bunu da şu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Cons. Stop watch diyelim. Bu fonksiyonumuzu buraya çağırıyorum arkadaşlar. Bunu da tabii ki ne yapmam lazım? Döndürmem lazım burada. Sayfamı kaydediyorum. Şimdi watch efektim çalışacak arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. Stop watch dedim. İlk sayfamı hemen şöyle yapalım. Geliyorum. Bakın çalıştı. Çalıştığını test ediyorum. Hala çalışıyor. Şimdi click ettikten sonra bunun çalışmaması lazım. Tıklıyorum. Ve arkadaşlar yazıyorum. Artık bunun çalışırlığını yok ettim. Bunu watch için de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da size ne avantaj sağlıyor arkadaşlar? Bazen watch'u durdurmak isteyebiliriz ya da artık işimiz yoksa onunla watch etmeyi kesebiliriz. Böylelikle watch'u da bu şekilde kesebiliyoruz arkadaşlar. Watch ile watch efektle arasındaki farkları da anlattık. Bu derste arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım dersimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.